aynı soruları birisine daha soracağız. Mehmet'in hayatı çok enteresan. Dün yüreğimizi dağladı gerçekten. Kız kardeşine de soracağım. Asıl kız kardeşi çok üzdü bizi. Koruyucu annesi var telefonda şu anda. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhabalar. Mehmet size kaç yaşındaydı geldiğinde? Yani Mehmet bize geldiğinde henüz daha yeni birinci sınıfa başlamıştı. Tabii ki o da yuvada başlamıştı. Zahide Hanım. Yani kaç yaşında gibidir? Yani normalde aslında hani 7 yaşındaydı nüfusa göre ama Mehmet 7 yaşında değildi. Mehmet 10-11 yaşlarındaydı. Hah, biraz daha büyüktü değil mi? Bize de öyle geldi biraz çünkü. Biraz daha büyüktü tabii ki. Yani ben ilk aldım 2013 Mayıs ayındaydı Mehmet'ten ben Cemile'ye kız kardeşini aldığımda. Siz iki çocuğu birden mi evlatı koruyucu aile oldunuz? İki çocuğu birden. Evet, evet. 2000. Cemile kaç yaşındaydı kız kardeşi? Cemile 5-5,5 yaşındaydı. Cemile doğru yaştaydı. Bir dakika, o 5-5,5 yaşındaydı. Sen 7 diyorsun ama sen 9-10 yaşlarında varmışsın. Hatta biraz daha büyükmüşsün. Evet, evet. Biraz daha büyüktü. Peki size hikayesi anlatıldı mı? Siz neler biliyordunuz bu iki çocuk hakkında? Evet, ben ilk aldığımda yani çok büyük travmalar geçirdiğini, ilk kendi bakılan yani koruyucu aile değil tabii ki, o hani nasıl anlatabilirim ki, gerçekten çok şiddet mağduru olduklarını söylediler bize. Şiddet mağduru, yani nasıl çocuklardı, bakımlı çocuklar mıydı, dayak yemiş çocuklar mıydı? Hayır, çok yani ben ilk esirgemeden aldığımda dahi bana dediler ki biz hani o çocukları oradan ambulansla aldığımızda yaşar diye ümit etmedik, yani o denli kötü durumdalarmış. Ne yapmadınız bir daha söyleyin? Yani ilk esirgeme kurumundan yaşamaz demişler gidip, yani. Yani peki, çok şiddet görmüşler. Çok aşırı kadar şiddet görmüşler. Peki yaşar yaşamaz bilemiyoruz dedikleri çocukları siz almayı kabul etmişsiniz. Evet. Ne gördünüz onlarda? Bugünlere getirdiğim için de çok çok mutluyum. Gerçekten Mehmet ve Cemile'nin hikayesi hani şu anda anlattıkları doğru. Yani biz size teşekkür ediyoruz. Sizi tanımasak da. Zahide Hanım, ben ilk aldığımda işte meyve filan tabağı hazırlıyorum. Mehmet işte bunları diyordu ki kabukları niye atıyorsun? Ya ne yapacağım dedim oğlum. Hmm. Dedi ki anne biz hep bunları yiyorduk. Nasıl bunları yiyorduk? Biz böyle yiyorduk işte. Biz kabukları yiyorduk. Kabuklarını da mı yiyorlarmış? Evet. Aynen öyle. Dün söylediği bize kabuklarını bizim önümüze atardı dediği oy muymuş? Evet. Aynen öyle. Ondan sonra banyoyu yaptıracağım. Diyordu ki anne bu çamaşırın suyu niye yere boşaltıyorsun? Ne yapacağım oğlum diyordu. Dedi ki bizi bunlardan yıkıyorlardı. İşte diyorlardı ki bunlardan gidin yıkanın. Yani anlattıkları birçok şey burada doğru. Hani ya, sadece ailesi hakkında gerçekten bilgi verilmiyor. Yani o önlerine ekmek atıyorlarmış ama ekmek artık küflenmiş ekmek. Evet, o ekmeği yiyorlarmış. Evet. Banyo yaptıkları, evet, onların banyo yaptıkları sularla bu çocukları tekrar yıkıyorlarmış, öyle mi? Nasıl aynen bir canilik öyle bu ya? Külfedisinin üvey şeyleri var ya. Anne diyordu ki sizde yeşil ekmek niye yok? Dedim yeşil ekmek ne oğlum? Ben de yeşil ekmek bilmiyorum ki ne olduğunu. Yeşil sonra ekmek dedi. Evet, küfre ekmekmiş meğerse yeşil ekmek dedi. Ah kıyamam kuzum ya. Yani ben ilk kurumdan aldığımda da hani dediler hani bunlara çok büyük şiddetler uygulanmış. İşte Cemile'nin birçok yerinde kırık plan vardı. Ambulansla götürdük. Hastanede yatırı bu dönemde bayağı büyük travmalar getirmiş. Yani hatırlamamaları da gayet normal. Çok büyük şiddet mağduru çocuklar bunlar. Ya belki de kafalarına darbe alıyorlardı ikisi de. Mehmet'in kafasında inanılmaz kırıklar vardı. Öyle mi? Doğru. Hala var mı? Evet. Dikiş izleri falan mı var? Yani kırık yerleri tek var yani darbe aldığım yerler. Ah kıyamam ya. Nasıl bir cani ruh bunları yapar ya. İnan ya şu adamları aynen var ya böyle önüme getirseler. Hani kendi cezamı kendim veresim var yani, siz anlayın. Böyle kötülük aynen olabilir mi ya? Aynen öyle zaten. Ki yani peki bu kızımızın yani hayat şeylerini dinleyemiyorduk gibi. Ağlamaktan artık diyor ki kendimizden geçiyorduk. Peki Cemile aynen size geldiğinde dili kesilmiş. Böyle canice bir şey yapmışlar küçücük çocuğa. Evet öyle söylüyorlardı. Hep öyle söylüyorlar ki Cemile'nin de biraz şive olarak bozuktur yani konuşma şeyden. Peki şu an Cemile sizinle mi? 11. sınıfa gidiyor. Lise 11'de Cemile şu anda. Bugün de karne günüydü Cemile'nin. Ya kuzum benim. Cemile sizden hiç ayrılmadı değil mi o zamandan beri?
hiç ayrılmadı. Hiç de ayrılmazdı Cemile. Hayır, i̇şte annem sizden benim. Allah sizden razı olsun. Bak cuma günü ezan niyetine Rabbim sizin birinizi bin etsin. Allah'ım sizin gibi insanların gerçekten gücüne güç katsın. Hani böyle insanlarla karşılaştırsın. Yaşamaz Amin. Dedikleri iki çocuk alıyorlar. Çocuklar dayak yemiş kafasına gözüne. Küçücük kızın dili kesilmiş. Zaten aç bir ilaç durumdalar. Travmalar. Ve siz onları alıp evinize götürüyorsunuz. Ve annelik yapıyorsunuz, babalık yapıyorsunuz. Başka çocuğunuz evet. var mı efendim? Benim iki kız daha var. Bir tanesi evde, bir tanesi yanımda. Şu anda 8 yaşında ayrılmaz ikili Cemile ile o. Kavga etseler ne yaptılar birbirlerine asla vazgeçmiyorlar. Maşallah onlara. Bir tane de oğlu vefat etti. Nasıl bir tane vefat evet. mı etti? Oğlu da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah bir tane evet. almış size iki tane evlat nasip etmiş. Yani çok, evet, aynen çok öyle. Zor aynen şeyler öyle. Ama. Rabbim sizden razı olsun. Gerçekten hani sizden de. Cennet hani ayaklarınızın benim... altına serilsin. Şu dünyada da öbür dünyada da inşallah. Amin. Cümlemizin. Amin, ben şu amin. Bilgiyi de vermek istiyorum. Ben Buyurun. İlk aldığımda Mehmet'in babasının çok zengin bir iş adamını, yani bir çiftlik sahibinin yanında kahyalık yaptığını duymuştum. Yani bana o bilgiyi vermişlerdi. Bir daha söyleyin lütfen. Urfa'da yani Mehmet'in babasının... Evet, çok zengin bir köy sahibinin orada kahyalık yaptığını söylemişlerdi. Çobanlık yapıyormuş orada. Orada evlendiriyorlar aslında bu Mehmet'in babasına. Belki orada bir hanım oldu. Ondan sonraki bilgiler de kapalı. Mehmet'in babasının vefat ettiğini zaten biliyorum ben. Orası da muallakta. Çünkü orada da hani... Niye öldürüyorlar bu adamı? Orada bir cinayet var kapısının önünde. Şimdi onu da soracağım. Peki bu arada Musa hakkında hiç bilginiz var mı? Yani bunları alan, bu işkenceleri yapan karı koca. Musa demiş ki gelmiş o gün siz bizi benimle geliyorsunuz demiş. Bir akrabalık ilişkisi olabilir mi babasıyla? Yani benim aldığım yani ilk ben 2013 yılında aldığımda ben sordum hani böyle bir insan nasıl olabilir? Nasıl hani devlet bunların peşini bırakır dediğimde. Dedi ki hani devlet onlara gerekeni yapmıştır dedi bana. Hani bilgiler de biliyorsunuz koruyucu aile olduğumuzda kesinlikle bilgi yasak zaten. Yani aslında ama siz hani koruyucu ailesi çocukları da hani, korumaya çalışıyorlar. Buyurun. Evet aynen öyle. Buyurun. Aynen öyle. Yani anlat Mehmet de eğer Mehmet kaç yaşında olduğunu tam bilmiyorum ama isimleri de soy isimleri de yurt tarafından veriliyor zaten. Çocukların. Kim tarafından veriliyor? Yurt tarafından yani. Kurumda, evet kurumdan, işte, kurumdan veriyorlar. Adı soyadı aynı mı değil mi bilmiyoruz. Değil, tabii ki. Peki adı doğru yani mu? Yani kendi isimlerini dahi, bak, kendi isimlerini dahi ifade edecek durumda değillerdi. Gerçekten hani ne kadar zor bir şey. Diyeceğim ama doğru olmayacak. Hani bir hayvana yapılmayacak şeyleri yapmışlardı çocukları. Öyle öyle. Yine onun etinden sütünden faydalanıyorlar. Bu çocuğu bana kalırsa... Bu canilik, bu çocuğu öldürmeye çalışmışlar resmen. İkisini de. Kardeş hani bunları Aynen. atmışlar bir köşeye soğukta ne kadar yaşayabiliyorlarsa. Yeşil ekmek nedir, nasıl, sizde yeşil ekmek yok mu diye sormuş bu çocuk ya. Yeşil ekmek Aynen diye bir öyle. Şey mi var? Küflü ekmekten bahsediyor. Yıkandığı suyu Aynen niye atıyorsun öyle. Demiş. Bunu atmayın biz bununla yıkanıyorduk demiş. Alan böyle bir şey Aynen olabilir öyle. Mi ya? Ne kadar acı şeyler bunlar Mehmet. Filmde yazsak bunları senaryo dersiniz. Ama işte gerçek hayat böyle bir şey. Aynen Mehmet de yanımızda. Mehmet de 2016 yılına kadar yanımızda kaldı. Daha sonra gitmek istedi. Yuvaya geri dönmek istedi. Ondan sonra orada zaten 18 yaşını doldurduktan sonra ataması falan oldu. Onun evliliğinde falan yine birlikteydik. Halen de birlikteyiz Peki, zaten Mehmet'le. Peki size bir şey soracağım. Şimdi siz uzun yıllar evet. beraber yaşamışsınız kardeşlerimizle. Evet. Bilim sormaya varmıyor ama kızımıza hiç... İstismar yapılmış mı? Böyle bir belirti var mıydı? Böyle bir korkusu var mıydı? Çünkü Musa evet. denen adam, karısı, iğrenç insanlar bunlar. Dilini kesebilen bir çocuğun, kız çocuğu bu. Yani Mehmet'e evet. de olabilir, ona da olabilir. Hiç böyle bir şey biliyor musunuz bu konu hakkında? Biliyorum. Öyle mi? Biliyorum. Ne biliyorsunuz? Evet. Var mı böyle bir şey? Yani Cemile'nin anlattıkları tabii ki şu anda hani anlatılmayacak derecede evet maalesef. Peki biz gerekirse bipleriz. Ne olmuş peki? Ne yapmışlar bu çocuğa? Yani çocuğun yanında yapılmayacak her hareketi yapmışlar. Ondan sonra nasıl anlatabilirim ki? Karı zaten? Koca mı bunlar? Karı koca mı yapmışlar? Evet karı koca yapmışlar tabii ki.
Ne görmüş peki Cemile? Ben uygun olmayan her hareketi görmüş ve yaşatmışlar da çocuğa. Yaşatmışlar derken? Yani uygunsuz şeyler Cahide Hanım'la sanatsız ki anlatılmıyor da yani böyle şeyler. Bu çocuğa dokunmuşlar mı? Tabii ki dokunmuşlar, dokundurtmuşlar, hepsini yaşatmışlar. Çünkü Cemile 7-8 yaşındayken dahi anlatan çocuktu maalesef. Mehmet sen bir şey biliyor musun? Bununla ilgili hiç herhangi bir şey bilmiyorum. Bana böyle bir şey şu an söylenmem. Sana bir şey yaptılar mı? Sana dokundular mı uygunsuz yerlerine? Yani dokundular yani. Yani bir oğlu vardı. Oğlu pislik her şeyi yapıyordu bana yani. Her şeyi derken ne yapıyordu sana? Pisliklik yani. Size nasıl söyleyeyim? Yani şimdi bayanlara nasıl tacizlik diyorlar. O da onu yapıyordu bana. Sana bana yapıyordu. Ama kardeşimi ben bilmiyorum hiç görmedim yani. Ama önce ben bir yerlere giderken derken böyle bir şey yapmışsa ben görmemişim. Hani şimdi bizi odaya kilitliyordu. Ediyordu yani. O kadar acı ki bunlar. Şimdi kız çocuğuna ayrı. Bu çocuk kaç yaşındaydı? Sana tacizde bulunan çocuk. Yine o 16-17 vardı. Ha o büyük. Doğru. Büyük. Siz bir odada yalnız kalıyor muydunuz onunla? Yok yani babası yukarı o zaman kuşları vardı. Bu hani Ufa'da besledikleri o kuşlardan vardı. Dama çıkartırdı. Damda yani yapardı, bir şeyler yapardı. Ben hemen kaçardım aşağı. Babasına söyledim, babası orada beni vuruyordu. Yalan söyleme, benim evladım böyle bir şey yapmaz diyordu. Hemen kalkıp odada soğuk suları döküp üstüme hemen vurdu beni. Seni yukarıya kuşların yanına çıkartıyordu. Evet. Üstündekileri mi çıkartıyordu? Evet. Yani ben diyordum oğlum bak böyle yapıyor, yalan söylüyorsun. Sen ona karşı gelmeye çalışıyor muydun? Karşı geldim, ittim. Hemen kaçtım aşağı babasının yanına. Sen belki biraz daha büyüksün. Belki itebiliyorsun. Ama kız kardeşin daha küçük. Küçük bir kız çocuğu ne olduğunu çok farkında bile değil. Şimdi nitelikli cinsel istismar. Evet. Zaman aşımı da dolmamış halen. Hı hı. Şu anda ben oradaki savcıları... güvenlik güçlerini göreve çağırıyoruz. Çağırıyorum. Kesinlikle bunun araştırılması gerekir ve bu suçların cezasız kalmaması gerekir. Burada çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar var. Yani iki çocuğa birden. İki çocuğa birden. Yani bu insanlar bulunmalı. Yani bu insanların çocuğa sadece kötü davranış değil, nitelikli cinsel istismar var. Türk Ceza Kanunu 103. madde olması lazım. Nitelikli cinsel istismardan dolayı ihbar kabul edilmesi lazım. Bizim buradaki beyanımız Urfa'daki Cumhuriyet Savcılarına ihbar kabul edilmesi lazım ve bu olayların mutlaka araştırılması lazım. Biz de buradan tekrar söyleyelim. Programımız her zaman takip ediliyor. Suç niteliğinde bir durum söz konusu burada. Hem Mehmet'e hem kız kardeşi Cemile'ye, Cemile'ye hele hem dili kesilmek suretiyle hem cinsel istismar yapılmak suretiyle aynı şekilde Mehmet'e oğullarının cinsel istismar bilinçli olarak cinsel istismar yapması, küçücük çocuğun yanında uygunsuz hareketlerde bulunulması, küçücük çocuğa uygunsuz şekilde tacizde bulunulması bir suç duyurusudur bu yaptığımız. Urfa'daki bütün yetkililere, makamlara buradan sesleniyoruz. Bu anlamda lütfen araştırmalar yapılsın, bu kişiler bulunsun. Bu çocuk bulunsun, şimdi o da kocaman olmuştur artık. Belki de çoluk çocuğa karışmıştır utanmadan. Belki babası hayatta mıdır değil midir bilmiyorum, bunlar karı koca. Bunların Allah o kadar büyük ki çıkmayacağını düşündüler belki. Bu çocukların belki korkacaklarını, hayatın onlara ne getireceğini hiç düşünmediler. Zaten hani sapık bir aile. Zaten iğrenç bir aile. Ne demek çocuğun dilini kesmek, ne demek küçücük bir çocuğa ya. Siz ne yapıyorsunuz? Bu mu gerçekten şeytanın İnsan kılığındaki sureti bu insanlar. Şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor. Kan davasına sanki biraz uyuyor. Çünkü baban belki öyle bir şeye karışır. Çünkü sen baban, büyük babanla kimseyle ilişkiniz yok ya. Hı. Orada baban izini kaybettirmiş, oraya gelmiş olabilir. Bu bir tahmin. Oraya gelince tabii kendi akrabalarıyla iletişimini kesmiş olması gerekiyor. Bulunmaması için. Sonra onu bulmuşlardır. Bulmuş olabilirler bir ihtimal. Hı hı. Ve seni de kan davalıların almıştır muhtemelen. Yani bir insana
bir insanın çocuğunu ancak bunu kan davalıları yapar. Yani normal bir insan yapmaz yani. Bu vahşice şeyi muhtemelen kan davaları yapmış olabilir bu insanlık dışı şeyi yani. Ben normal olarak görmüyorum. Kimliğini, zaten kişiliğini unutturmuşlar. Evet. Bence şöyle de olabilir. Bu baba muhtemelen çok zengin bir adamın yanında çalışıyorsa, iyi de bir çalışansa. Hı hı. Çünkü bak, baban araba alıp satmaya başladığına göre bir sermaye, evet, yapmış kendine. Doğru. Eli de bolmuş bak, evet, sana ve diğer çocuklara da para veriyormuş. Evet. Bence mal mülk yapmıştır. Bunun işte hısımı, akrabası bir yerden bir şeyi, belki de amcandı bu adam seni götüren. O da olabilir. Belki yani, de yani sizi alıp oradan, belki de sizin ölmenizi isteyip, çünkü siz ölünce direkt sadece kendisi kalacak. Bu mallar direkt ona kalacak. Evet. Zaten böyle bir şey yapmış. Ne yapmış? Bizi ölü yerine koymuş zaten. Yani. Yani orada silinmiş kaydımız. Yani anne baba hiç yok. Yani bu çocuk ölü yerine koymuş. Şimdi böyle bir şey de var. Şimdi biz yurda gittiğimiz zaman, yurda gittik birkaç geçti. Bu şahıs yine geldi yurda. Musa. Yine geliyor yurda. Yani ettiği zaman ben dedim ki anlamadım, bu adam nasıl tutuklanmadı? Mukaddesime işkenceyi yapan. Ama siz bir şey söyleyemediniz ki işte. Biz hiçbir şey konuşamadık. Ama bu diline ne oldu dediler muhtemelen. İşte bana inanmadılar. Bakın bu şahsa inandı. Benim kardeşimin dilini kesen bu. Ben makas burada dedim. Yani her şey burada dedim. Makası bile ben kendim gördüm. Yani. Ne dedi? Kendi mi yaptı dedi? Hayır, ben dedim ki bak makas orada. Gel size parmak izi alın dedim. Yani neyse ne değilse orada çıkar dedim. Kalktı dedi ki nereden makas, yok dediler. Dedim bu değil makas, gözümüzün önünde dedim. Sonra incelemeci bilmiyorum neci gelmiş. Bakmış demiş ki bir şey çıkmadı. Ondan sonra yurda geçtiğimiz zaman ben orada pencerede böyle oturuyorum, dışarı bakıyorum. Yeniyim. Kimseyi de bilmiyorum. Pencereden dışarı bakıyorum. Baktım o şahıs yine geldi yurda. Yurda geldiği zaman yurda... Siz duruyor musunuz, durmuyor musunuz diye kontrol ediyor herhalde. Yok, gelip bizi ziyarete gelmiş. Bizi ziyarete geldiği zaman benle kardeşimi aşağı aldılar. Dedi ki ziyaretçin var dedi ailenden. Hı. Bana dedikler görmek bu. Görmek istemiyoruz deseydiniz bu şahısı. Ben dedim, yani o şahısı ben görmek istemiyorum dedim. Beni zorla aşağı in dediler. Görünce ne yaptın? Gördüğüm zaman dedim hangi yüzden geliyorum buraya? İyi demişsin. Yani dedim... Bu son görüşün müydü onu? Efendim? Son görüşün müydü onu? Yok, birkaç hafta daha yine geldi. Üste gelmeye başladı. Geldiği zaman kalktı dedi ki biz bu çocukların kimliği bende dedi. E verseydi işte Musa, o kimliği. Kalkıp dedi ki ben şu an bu kimlikleri getirip sonra vereceğim dedi. Bilmiyorum Mehmet, bu işin arkasını bırakmayacağız inşallah. Bu fotoğraftaki Mehmet'in işte 7-8 yaşındaki hali, Urfa'dan bahsediyoruz. Bir cinayet var, bir kaza var. Bu çocukla ilgili büyük bir insanın, yani zengin bir, evet, insanın yanında babasının çalıştığını öğrendik bugün. En azından yani Mehmet'in kız kardeşi şu anda güvende. Mehmet evli. Şu an hayatını kurmaya devam ediyor. Biz de onun gerçek kimliğini bulmaya devam edeceğiz inşallah. Çok zor, çok. Allah hayırlı ana baba versin ama bir nefes versin insanın yanında. Şu anda Mehmet'in küçüklük halini görüyorsunuz. Şanlıurfa'da 9-10 sene, 2009-2008 yıllarında yaşayanlar varsa ihbarlar geliyor, onları değerlendirmek için ekibim de aslında hafta sonu boş durmadı. Urfa'daydı. Hatta Mehmet de Urfa sokaklarında geçmişini aradı, kimliğini aradı. Mehmet, Urfa'da ne hissettin? Yani Urfa'ya gittiğimiz zaman, ilk yola çıktığımız zaman Şanlıurfa yoluna girdiğim dakika dedim inşallah bir ipucu bulurum. Mutlu olarak dönerim inşallah, size mutlu bir haber veririm inşallah, i̇nşallah dedim. İnşallah Mehmet'im, bu bize değil kendine aslında o mutlu haber, o ipucu. Bakın orada 40 yıl çalışan bir esnaf bulduk. Ona da mikrofon uzattık. Konuşacağız, daha çok şey var söylenecek. Şu anda bu çocuğa ve kız kardeşine tacizde bulunan bir aile var şu an Şanlıurfa'da yaşayan. Ya da belki göçüp gittiler, bilmiyorum. Onlar bu yayını izliyorlar ve tir tir titriyorlar. Bize ulaşmasınlar diye belki de dua ediyorlar. Ama yıllar önce yaptığınız bu olaylar, yeşil ekmek diye bir şey mi var bizim hayatımızda? Ya. Ama bu çocukların var. Yeşil ekmek dedikleri küflü ekmekle beslemişsiniz. Allah'tan korkmuyorsunuz. İnsandan utanmıyorsunuz. Ama eğer size bulaşırsam mutlaka var benim de size söyleyecek iki çift sözüm.
İnsanlık bu değil yani. Küçücük yavrular alıp da böyle yani yaşam mücadelesini vermişler orada. Ve Mehmet yıllar sonra Urfa sokaklarındaydı. Mehmet, Zahide Yetiş ekibiyle birlikte gerçek ailesini bulmak için Şanlıurfa yolunda. Birkaç ipucu bulmaya çalışacağız. Ben çok acılar çektim. Çocukluğunun geçtiği sokaklarda kim olduğunu öğrenme umuduyla dolaştı. Anne babasını bulabilmek için her kapıyı çaldı. Burada 10-15 sene falan önce burada babam kapının önünde vurdu. Babamın lakabı Hacı. Ha. İsmini bilseydim belki bir şeyler çözerdim yani. Ama Hacı olduğundan yani resmi bir şeysi var mı yani? Ben çünkü burada 40 yıldan fazladır bu mahallede oturuyorum kendim. Annesini son gördüğü yer olan kaza mahallinde. Şimdi ben annemle birlikte yani benim hatırladığıma göre hastane bu hastane. Bu caddede burada annem diyor ki burada bekle. Hatırladığıma göre buradan annem çıkıyor. Ben dedim anne ben de geleyim. Hayır dedi oğlum sen burada bekle ben girip geleceğim. Dedim tamam anne ben bekledim. Bir anda orada bir sesle çıkmaya başladı. Sese çıktığı dakika ben yavaş böyle koşmaya başladım. Buraya geldiğim dakika buradan böyle bir ana cadde gibi anneme böyle oturup atıp bir şeyle çapıp geçiyor. Annem bir baktım öbür tarafta tekerlekli sandalyeyle öbür tarafa gitmiş. Sonra gözümü açtığım dakika evdeydim. O dakika hiçbir şeysini doğru düzgün hatırlayamıyorum. Anne kokusuna hasret, bir fotoğrafa muhtaç evlat, Mehmet. Şu an ben annemi, yani annemin kokusunu bile özlüyorum. Yani bir fotoğrafı bile bende olsa bile, yani yedim düşse ben o fotoğrafına bakardım. Şu an fotoğrafı bile bende yok. Ne annesini ne de babasını tanıyor. Ailesini mezar taşlarında arıyor. Annemin, babamın ismini, soy ismini bilmediğim için belki bir umut olur. Her zaman geliyorum. Belki tanıyan olur. Belki yardımcı olan birisi olur. Benim çocukluğum Eyüpiye'de geçti. Burası da Eyüpiye mezarlığı. Ben her zaman geliyorum. Diyorum ki babamın da acaba mezarlığı burada mı? Bir Fatiha okumalarını bile yani istiyorum. Her zaman geldiğim zaman isimsiz taşlar buluyorum. Diyorum acaba bu benim annem midir, babam mıdır? Bilemiyorum, edemiyorum. Aileme fatiha vermek istiyorum ama ailem hangi mezarlığı, hangisidir, hangisi değil hiç bilemiyorum şu an. Mehmet sana bir şey söyleyeyim mi? Yani biz öyle biliriz, hocam da bilir. Şah damarından daha yakındır Rabbim sana, bana, hepimize. Sen nereden okursan okur,
ya o Allah tarafından hani mezarı başındaymış gibi kabul edilir. O yüzden sen annene, babana, sen onlar için açık bir kitap gibisin dünyada. Hala burada senin sayende aslında dua kapıları açık. Yani kız kardeşin sayesinde dua kapıları açık. O yüzden nerede olursa olsun sen dua etmeye devam et. Mehmet, bir şey soracağım. Çok zor, çok kötü şeyler yaşamışsın. Şimdi hangi hatıranın geri gelmesini isterdin? Neyi hatırlamak isterdin? Yani neyi gelmesini isterdim? Ailemin bütün eski hayatımızın geri gelmesini isterdim. Hatırladığın nasıl bir hayattı? Yani hatırladığım hayat, annem yanımda olması. Annemin, şey, babamın yanında olması. Ondan sonra abilerim varsa abilerim yanında olması. Yani hadi öbür hayat gitti bittikten olmuşsa, bitmezse bari şimdi olsun. Yani gerekirse babam beni öldürsün. Niye? Ama yine yanında olsunlar. Nasıldı peki hatırladığın babanla aran? Dokunur muydu sana, sever miydi babam seni, hiç, oğlum der miydi? Bugüne kadar beni vurmazdı. Hiçbir gün elini bana vurmazdı. Yani şu an bile kafamı bile yastığa koyduğum zaman, bazen gözyaşı döktüğüm zaman, eşim diyor ne oldu? Diyorum ki bir şey olmadı. Eşim bile artık yani bilmiş beni. Diyor ki bir şey olmadı. İnşallah Rabbim inşallah kısmetinde çıkartır, inşallah getirir karşına aileni. İnşallah. Her zaman eşim bana elimden tuttu, beni ayakta tutturdu. Fatma. Aynen. Bak Allah sana hayırlı bir eş nasip etsin. Rabbim dünyada böyle eşleri herkese nasip etsin inşallah. Annesi her zaman bana annelik etti. Kayınvaliden. Yani, aynen. Kaynağım annelik etti. Beni yani ben nasıl edeyim? Evleneceğim zaman hiç kimse, benim taraftan hiç kimse yoktu. Kimi çağıracaksın? Evet. Yani. Kimi çağıracağımı düşünüyorum. Kimse yok. Bir kız kardeşin var. Bir kız bakan, kardeşim var. Bir de koruyucu ailesi var. Koruyucu ailesi var. Sağ olsun kaynanam. Gittik. Önce öğretmen arkadaşımızdan ricada bulundum. Dedim ki bir kız isteme şey olacak, bir tanışma olacak. Bir gidebilir miyiz? Sağ olsun o da yardımcı oldu. Mehmet, bana bunun için de gelebilirdin. Allı şanlı seni istemeye de giderdim. Nişanın düğünü de yapardım. Annenin babanın yerini tutamazdım ama ablalık yapmaya çalışırdım sana. Ama sen onları şükür ki halletmişsin. Evet, çok şükür yani. Çok şükür. Bak ben evlendim. Kaynanam hem bana annelik etti. Yani bütün her şeyimizi o karşıladı. Benim cebimden bir kuruş benden çıkartamadı. Bravo vallahi. Yani, seni sevmişler o zaman Mehmet. Yani beni... Siz çok efendi bir adamsınız. Ondan daha iyi sevdi beni. Ya. Ondan daha çok beni sevdi. Etti. Yani her zaman beni arar. Diyor ki oğlum bir şeye ihtiyacın var mı? Yani anne gibi. Kayınım her zaman. Kardeşin gibi oldu. Aynen. Kardeşim gibi oldu. Abim gibi oldu. Peki, baba gibi Mehmet, oldu. Mehmet bak. Sen kimsenin yapamadığını yapmışsın. İlk Nur geliyor aklıma. Hep annesini suçladı. Hep birilerini suçladı. Sanki onun hiçbir şeyi yokmuş gibi. Bak kulakları çınlasın. Ama ne anne var ne baba var başta. Yetim bir hayat, tacize uğramış bir delikanlı, kolay değil böyle şeyler. Bütün bu hayatın içine sığırılıyorsun. Kendine temiz bir sayfa açıp yuva kurabiliyorsun. Eşin Fatma da şimdi telefon attığında. Fatma merhaba. Merhabalar Zayda Hanım, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Fatma. Biz Urfa'da hafta sonu da dahil aramaya devam ediyoruz. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Ama sen Mehmet'i nasıl anlatırsın? Çok mu acı çekiyor, çok mu hissediyor bu yokluğu, boşluğu? Evet, zaten ben onun için başvuru yaptım. Ben kendim başvuru yaptım. Sen mi bana Mehmet başvurdun? Adına. Evet, evet. Ben zaten hani Mehmet'in böyle hani geceleri ağlamasına, mesela mezarlığa gittiğimizde keşke yani benim de ailemin mezarlığı olsaydı da ben de bir Fatiha okuyabilseydim. Ben de sizin gibi hani o kuburdan da gider diyorum ama yine de hani o ukde var içlerinde. İçinde bir fotoğraf bile aslında yetiyor onlara. Bir fotoğrafları bile olsa annesinin, babasının, eşim ona bile razı. Vallahi bir iç hani, cümle söyleyecek birisini arıyoruz biz de. Hani birkaç cümle söylesin, desin ki senin baban buradaydı, böyle oldu. Annem böyleydi. Hani mezarı da şurası ama orada şimdi kimlik olmayan
taşlar da görmüş, oralarda da gidip dua etmiş. Fatma, bir şey soracağım sana. Peki Mehmet nasıl bir baba? Mehmet nasıl bir baba? Çok iyi bir baba. Bu kadar, 1,5 yaşında değil mi sizin evladınız? Travmalar, hiçbir çocuğun kaldıramayacağı travmalar yaşamasına rağmen, hatta hiçbir insanın yaşayamayacağı şeyler yaşamasına rağmen çok iyi bir eş ve çok iyi baba. Bunu örnek herkes, mesela Mehmet'i çevresinden herkes sever, sayar ve bunu başarabilmesi çok önemli bence. Bence de. Kalbini öyle korumuş ki, temiz, saf kalbini öyle bir korumuş ki, bu kadar şey görmesine rağmen kalbi hala tertemiz. Maşallah. Çok güzel bir eş, çok güzel bir baba. Ben onun zaten kalbini seviyorum. Allah'ım ayırmasın. Ne kadar güzel. Sen de çok akıllı bir kızsın ama. Konuşmaları falan ne kadar güzel değil mi? Peki Fatma, bir şey daha söyleyeceğim. Çok zorluklarla mücadele eden dostlarımız geliyor buraya. Onlar da ailemizin bir parçası oluyor. Mehmet'in sadece anne baba yokluğu değil. Çok kötü insanların eline düşmüş. O kadar kötü, o kadar iğrenç insanlar ki. Ben yeşil ekmek, artık yeşil deyince neredeyse şu küflük ekmek geliyor aklıma. Çok kötü davranmışlar. Çok canice davranmışlar. Bir de bu ailenin oğlu tacizde bulunmuş, utanmadan. Ailesine gitmiş, söylemiş, hayır öyle bir şey yapmaz bizim oğlumuz demişler. Fakat bunu şunun için soruyorum. Bak, bu kadar hani kötü, daha da kötü, daha da kötü. Çocuk yaşamış bir sürü şeyi. Ona rağmen aslanlar gibi erkek erkek evlenmiş, evladını kucağına vermişsiniz. Yani ben onun gücüne hayran kaldım Fatma, gerçekten. Evet, 1,5 yaşında oğlumuz Muhammed Yusuf. Maşallah. Elinizden öper. Yani Mehmet, hani bu kadar şey yaşamasına rağmen gerçekten, hani yurt kalırken şey demiş. Ben hani buradan çıkınca, işimi bulunca ailemi kuracağım. Bu Mehmet'in hayaliymiş yani. Ya. Evlilik, aile kurmak, aile babası olmak. Hani kendisi kötü şeyler yaşadığı için kendisi bunu iyiliğe çevirmiş aslında. Gerçekten karakteri çok sağlam bir insan. İnşallah. Kalbi çok temiz. Biz ona aynen, biz ona biraz daha mutlu olabileceği bir vesile yaratalım inşallah. Tekrar sesleniyorum, Urfa'da bu fotoğraftaki çocuğu bilen, duyan, gören varsa lütfen bize ulaşsın. Biz de en azından mezarı bile olsa razıyız, bir yer gösterebilelim. Çok teşekkür ediyorum Fatma. Mehmet, teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz aramalarımıza.